Sevgiler, saygılar efendim. Bugün yine çok özel bir şey illaki öğreneceğiz. Fark edeceğiz, farkına varacağız. Çok özel bir hikaye yine sizin için. Hoş geldiniz. Hemen hikayenin başında beğenmeyi unutmayınız. Sonra da rahat rahat keyiflice hikayemizi dinleyiniz efendim. Bugünkü hikayemizin ismi Bir Hamal Öğretisi. Eski zamanlardı. Çok eski zamanlardı. Yolların olmadığı zamanlar. Demek ki fakir de bizim gibi çoğunluk. Bu nedenle taşınacak yüklere talip olacak hamallar bulmak zor olmuyordu. Yanımdaki hamalla yola çıktık. İhtiyardı. Kendinden büyük bir yük almıştı. Benim sırtımda ise birkaç bavul vardı sadece. Onunkinin çeyreği bile değildi. Diyordum ki içimden, eyvah, çok gitmeden kıvrılırsa titreyen bacakları, olsun, yüklenirim sırtındaki yükün yarısını, ben taşırım gerekirse diye düşünüyordum. Nitekim çok geçmeden dedi ki, mola vakti evlat, gel biraz dinlenelim. Yahu ne molası dedim ona hayretle. Ben daha terlemedim. Sözümü aldırmadı. Yok. Durdu, çöktü. Salarken yükünün ipini. Sen de dinlen hadi. Hadi dedi dinlen. Benim canım çok sıkılmıştı. Çok sıkılmıştı bu işe. Genç olduğumu, ondan kuvvetli olduğumu, bunun gibi bir bunakla yola çıkmamın ne büyük hata olduğunu düşünüyordum. O ihtiyar bir bacağını azıcık uzatmış halde sessizce dinleniyorken ben huzursuz bir şekilde ortalıkta oradan oraya sağdan sola sürekli volta atıyor dolanıyordum. Durmuyordum, dinlenmiyordum yani. Bir saat kadar sonra yine durdu, oturdu, dinlendi. Ben yine aynı şekilde kızgınlıkla dolandım etrafında. Yükünü indirip İpini saldı yükünün ve bana yine döndü. Sen de dinlen dedi ama ben aldırmadım. Ona daha çok kızdım. Yahu dedim yahu. Yola koyulduk. Yine sonra durdu. Bana da dinlenmemi söyledi. Yine ama ben yine dinlemedim. Yarım saat sonra dinlenelim mi diye sordu. Aksi başımı salladım. Allah Allah, çattık. Kaçıncı molasıydı hatırlamıyorum. Birdenbire dizlerimin bağı çözülür gibi oldu. Kafamın içinde uçuşan kara kara sinekler sustu. Çöküp kaldım. Kayış kolumdan çıktı. Sırtımdaki bavullar kaydı. Ne kadar zaman geçtiğini fark etmedim. Uyumuştum da uyandım mı yoksa bayılmıştım da ayıldım mı bir türlü anlayamadım. Baktım kendi kocaman yükünün üzerine benim bavullarımı da bağlamıştı. Küçük tasına birazcık su koyup dudağıma dayadı. İçtim. Sonra koluma girerek hadi kalk kalk dedi. Bana yaslan. Ağır ağır gider ve bir süre sonra gene dinleniriz dedi. Bu sefer ya dediğini yaptım. Omzumdan güç aldım ama asıl anlattıkları iyi geldi bana. Evet. Siz de can kulağı kesilin. Çünkü buralar çok kıymetli. Evlat dedi, ben yılların hamalıyım dedi. Nice pehlivan yapılı adamlar gördüm. Çoğu dinlenmek istemediklerinden yükleriyle birlikte kendilerini de maalesef ki toprağa serdi sonunda. Halbuki bir yükü taşımak bizim işimiz. Altında ezilmek değil. Unutma ki bir yük
taşıdıkça ağırlaşır, ağırlaşır. Dinlenerek sen yükünü hafifletiyorsun. Yükün azalıyor. Evet. Belki günün birinde hamallığın şekli değişir. Belki o günleri ben göremem. Şimdi bir düşünün bakayım. Hikayenin sonu da daha iyi algılayacaksınız söylemek istediklerini. Ama eğer evlat sen kavuşursan o zamanlara, aman ha, aman ha, kafanın içinde de sakın yük taşıma, taşıma. Akşamları bırak ve hafifle, dinlen. Sabah dinlenmiş olarak yeniden tekrar taşırsın yükünü. Bizim işimiz evlat, bugünü yarına taşımak. Bugünün altında yok olmak değil, bugünü yarına taşımak. Çok güzel bir cümle. Çünkü yarınlarda bizi bekleyenler var. Taşıdıklarımızı bekleyenler var. Yarınlara ulaşabilmek için bugün dinlenmeliyiz, dinlendirmeliyiz. Arada bir kendimizi dinlendirmeliyiz sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Ki haklı bu, bence de çok haklı. Günümüzde aslında yükü sırtımıza vurup da yüklenip gitmiyoruz ama bizlerde daha farklı hamallıklarımız var. Farkında mısınız? Ya işte onları taşıyabilmek için bizden sonrakilere ya da şöyle düşünelim evlatlarımıza diyelim. Onlara taşıyabilmek için bizim kaliteli işler yapmamız lazım. İyi işler yapmamız lazım. Bu işleri de evet dinlenerek, yükü hafifleterek. Vazgeçmek değil, dinlendiğinizde yükü daha iyi taşırsınız çünkü. Unutmayınız efendim, kulağınızda kalsın. Bu özel hikayemizi de yine, yükü ağır olanlar varsa, hiç dinlendirmeyenler varsa hemen onlarla paylaşınız efendim. Süper olur. Çok iyi bir hatırlatma çünkü. İnceden narin. Sevgili izleyenler, bağlantılı olarak yine şöyle özel bir hikaye daha. O da minik. Ama birbirini çok iyi bütünlüyor. Bir ormanda iki ormancı ağaç kesiyormuş. Birinci ormancı sabah erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağacı kesip hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyunca dinlenmek için ve öğle yemeği için bile kendine vakit ayırmıyormuş. Akşamları da ormancı arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıp evine daha geç gidiyormuş. Evet. İkinci ormancı ise arada bir kendini dinlendiriyor ve hava kararmaya başladığında evine dönüyormuş. Bir hafta boyunca kim daha fazla ağaç kesecek bakalım demişler. Bu yoğunlukta çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç, ikinci ormancı evet çok daha fazla ağaç kesmiş. En çok ağacı kendinin kestiğini sanan birinci ormancı çok şaşırmış. Bu nasıl olabilir demiş. Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken ağaç kesmeye başladım. Senden daha gece evime geç gittim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bunu nasıl başardın? Sırrı nedir demiş. Ve ikinci ormancı tebessümle aynen ilk hikayemizdeki hamal gibi bir yanıt vermiş. Vermiş. Bir sırrım yok demiş. Sen durup dinlenmeden çalışırken ben birkaç ağaç kestikten sonra hemen dinleniyordum. Hem de baltamı biliyordum. Keskin baltamla daha az çabayla daha çok ağaç kestim. Kendimize, sevdiklerimize zaman ayırmak, kendimizi eğitmek, bilgi becerilerimizi artırmak, baltamızı bilemektir. Kendimizi dinlendirmek, baltamızı bilemektir. Başarıya ulaşmak için tek yol çok çalışmak değil. Elbet çalışacağız. Ama yüksek bilgi, beceri ve evet, kendimizi dinlendirerek ulaşacağız başarıya. Büyük adımlar atabilmek için nefesi iyi kontrol etmek gerek. Sevgili izleyenler, bu da bağlantılı olarak özel bir hikayeydi. Hatırlatmış olduk. Daha önceleri anlatmıştım ama ikisi bir daha da
tam yerinde oldu diye düşünüyorum. Efendim, hikayelerimizi paylaşmayı unutmayınız. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.